Merhaba sevgili izleyiciler. Astrolog Yasemin Sürer ile Yıldızların Dilini hoş geldiniz. Evet, geldik Şubat ayının son haftasına. 21-27 Şubat haftasını konuşacağız. Bizi bu hafta neler bekliyor? Birlikte bir göz atalım. Bu hafta 16 Şubat akşamı gerçekleşen Aslan Dolunay'ın etkilerini yaşamaya devam ediyor olacağız. Biliyorsunuz ki Aslan Dolunay'ı 19 Kasım tarihinde gerçekleşen ay tutulmasını tetiklemişti. O zamandan bu zamana var olan, devam edilen konuların görünür olmasını, hızlanmaları ve gelişmeleri önümüze getirmeye başladı. Ve bu gelişmelerle birlikte hem ilişkiler hem para konuları da ön plana çıkıyor ve beraberinde de bazı tamamlamaları getirecek. Yine Ağustos 2017'den bu yana hak edişlerimizde almaya başlayacağımız bir süreçteyiz. Diğer taraftan aynı gün Venüs ve Mars kavuşumu gerçekleşmişti. Bu iki gezegen tam 12 Mart'a kadar birlikte hareket etmeye devam edecekler ve ikinci kavuşumlarını da 2 Mart'ta gerçekleştirecekler. 3 Mart'ta da Plüton ile kavuşacaklar. Yani özellikle dişil ve eril enerjiyi temsil eden bu iki gezegen ilişkilerde yeni bir döngünün başlatılacağını da habercisi. Aslan Dolunay'ı da biliyorsunuz kadersel etkileri ön plana çıkarmıştı. Bu süreçte sıkıntılı ilişkilerin sonlanması, boşanmalar, ayrılıklar, yine var olan ilişkilerde artık sorunların masaya yatırılması ve tamam mı devam mı kararların alınması yeni başlayan kadersel ilişkilerin de habercisi. Yani artık bize hizmet etmeyen, hayat yolumuzda bizi ilerlemekten alıkoyan ilişkilerle ilgili büyük bir dönüşüm içindeyiz ve bu etkiler de yine Mart ortasına kadar devam edecek. Evet, bu haftaya geldiğimizde artık Güneş Balık burcuna geçti. Sevgi, merhamet, anlayış, birbirimize karşı empatinin daha yükseleceği, daha fazlalaşacağı bir aylık bir süreç başladı. Bu vesileyle tüm balıkların doğum günlerini de şimdiden kutlamak istiyorum. Nice mutlu yaşlara sevgili balıklar. Bu bir ay boyunca biraz daha fazla akışta yaşamak isteyeceğiz. Zaman zaman biraz daha tembellik yapmak isteyeceğiz. Ama biliyorsunuz ki Merkür Kova burcunda. Bu da ne demek? Aslında düşüncelerimiz sürekli sorumluluklarımızda, gelecek planlarımızda, bunlar için neyi nasıl yapmalıyım gibi düşünceler bizi hem motive edecek hem de meşgul edecek. Bu yüzden aslında bir tarafımız biraz daha işi akışa bırakmaya meyilliyken bir tarafımız da ilerlemek için, gerekli adımları atmak için birçok şeyi düşünecek ve atılımlarda bulunmak isteyecek. Bu hafta Ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz ve Güneş ve Ay arasında güzel bir üçgen açı oluşacak. Güneş, Kraliyet Yıldızı Fomalhaut ile Pazartesi günü kavuşuyor. Bu yıldız çok derin bir yıldızdır, simya yıldızıdır ve baş melek Cebrail ile ilintilidir. Yani pazartesi hatta salı günü bile niyetlerde bulunmak, dileklerde bulunmak için güçlü bir enerji akışı olacak. Dua, meditasyon ve ruhsal çalışmalar içine değerlendirmenizi tavsiye ederim. Salı günü 22.02.2022 tarihi de yine numerolojik olarak özel bir tarih. İki, tamamlanma, bütünlemeyi de anlattığından ve az evvel anlattığım gibi Venüs ve Mars yani dişil ve eril enerjisi de birleştiğinden kadersel tanışmalar, hayat rotamızda bizi ilerletecek, bize yol gösterecek insanlarla tanışmalar söz konusu olabilecektir. Önemli görüşmeler gerçekleştirebiliriz. Çarşamba gününe geldiğimizde ise Mars ve Neptün arasında 60'lık bir açı oluşacak. Bu olumlu açı hayallerimizin peşinden koşmak, hedeflerimize ulaşmak için yapmak istediğimiz girişimleri de artık hayata geçirmek için güzel bir destek enerjisi sunacak. O yüzden özellikle haftanın ilk yarısını bu yönde değerlendirmeye çalışalım. Adım attığınız takdirde güzel fırsat ve şanslarla karşılaşabileceğinizi anlatmaktadır. Hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geç diyor bize gökyüzü. Aynı zamanda Venüs de Neptün'le 60'lık bir açı oluşturacak. Bu da yine ilişkiler ve para konuları ile ilgili hayallerimize ulaşmak için harekete geç demekte. Daha birkaç hafta Mars ve Venüs bir arada hareket ediyor olacak ve Vesta yıldızıyla olumlu bir açı yapacak. Yani tutku,
arzularımızın yoğunlaşması ve hayallerimize ulaşmak için, girişimlerde bulunmak için bir taraftan kadersel etkiler devrede. Biliyorsunuz Aslan Dolunay'ında bu etkiler ortaya çıkmıştı ve zaman zaman Aslan Dolunay'ın sert enerjilerinde, sert gelişmelerini deneyimliyor olsak da hayat rotamızın belirlendiği ve yeniden şekillendiği bir süreçten geçiyoruz. Haftanın ikinci yarısından sonra etkili olacak bir diğer önemli açımız da Uranüs ve Merkür arasındaki olumsuz açıdır. İletişimde bazı sıkıntılar yol açacak bu açı kalıbı, internet, elektrik, teknolojik araçlarda da bazı sıkıntılar ve arızalar yol açabilir. Yine hava yolları, seyahatler, trafik, araçlarla ilgili bir takım sıkıntılar ve gecikmeler de oluşabilir. Aynı zamanda toplantı, görüşme yani iletişim kanallarımızda beklenmedik sorunlar çıkabileceğini ve bunları düzeltmek için uğraşabileceğimizi ifade eder. Yapılan sözleşmeler veya anlaşmalarda bazı beklenmedik pürüzler de ortaya çıkabilir. Yanlış anlaşılmalar, söylediklerimizin yanlış anlaşılması, aniden oluşabilecek sözlü tartışmalar söz konusu olabilir. Duyacağımız sözler karşısında aniden sinirlerimiz zıplayabilir bu açı kalıbında. Bu yüzden mümkün olduğunca sakin kalmak, fevri tepkiler vermemek ve oluşacak her türlü olayı da esnek karşılamak en iyi çözüm olacaktır. Yani aslında tüm iletişim kanallarında aniden gelişen, beklenmeyen durumlar söz konusu olabileceğinden haftanın ikinci yarısından sonra daha temkinli davranmakta fayda olacak. Evet, hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Öncesi de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Yine danışmanlık almak isterseniz de beni Instagram veya web sitem Astrolog Yasemin Sürer üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Evet, gelin başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, Güneş'in balık burcuna geçmesiyle birlikte sezgileriniz ve maneviyatınız artıyor. Zaman zaman biraz daha fazla içe dönmek, kendinizi dinlemek, olan biteni gözlemlemek isteyebilirsiniz. Enerjiniz biraz daha azalabilir, daha fazla dinlenme ihtiyacı duyabilirsiniz. Aslında olayları biraz akışa bırakma zamanı. Önümüzdeki bir ay sizin için böyle bir süreç olacak. Diğer taraftan özellikle haftanın ilk yarısı manevi kanallarınız açık, haberci rüyalar görebilirsiniz. Bu hafta Mars ve Venüs'ün Neptün'e 60 derecelik açıları hayalleriniz, ilişkileriniz ve para konuları ile ilgili sizi destekliyor olacak. Kariyer ve aile konularında olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Attığınız adımların karşılığını bulmaya başlayacağınız bir hafta. Haftanın ikinci yarısından sonra Merkür ve Uranüs arasındaki etkileşim sebebiyle parasal konularda riskli girişimlerde bulunmamanızı tavsiye ederim. Yine dijital ortamlarda, sosyal ortamlarınızda, arkadaşlarınızla bazı yanlış anlaşılmalar ve fikir ayrılıkları doğabilir. Yazılı sözlü yaptığınız ticaret olsun, sözleşmeler, evraklar olsun daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yine aklınıza birden gelecek düşünceleri uygulamaya kalkmadan önce iki kez üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü beklemediğiniz sonuçlar getirebilir. Temkinli davranmak özellikle haftanın ikinci yarısında fayda var. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, Güneş'in balık burcuna geçmesiyle birlikte gelecek projeleriniz, hayalleriniz, yapmak istediklerinizle ilgili tekrar içinizde bir motivasyon hissetmeye başlayacaksınız. Hayattan daha fazla keyif almak, hayatı daha fazla tatmin edici yaşamak isteyeceksiniz. Aşk hayatınızı ve çocuklarınızla daha sevgi dolu paylaşımlar başlayacak. Bu hafta maddi manevi konularda yapacağınız girişimlerde güzel karşılıklar alabilirsiniz, güzel desteklerle karşılaşabilirsiniz. Hem ailevi konular hem kariyer konularında da sizi yoğun bir hafta beklemektedir.
Artık bazı şeyleri yoluna koymanın mutluluğunu hissetmeye başlayacaksınız. Yine ticaret, eğitim, hukuksal konular, sosyal medya, yabancılarla ilgili konular, yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili de hangisiyle ilgileniyorsanız maddi manevi güzel gelişmelerle karşılaşmanız mümkün olacak. Haftanın ikinci yarısı Merkür ve Uranüs arasında olumsuz bir etkileşim oluşacak. Bu da iletişimle ilgili bazı sıkıntılara işaret etmekte. Yine teknolojik aletler, evraklar, yazılı sözlü iletişim kanallarında bazı sorunlar oluşabilir. Karar verilen bir konu hakkında karşınızdaki kişinin aniden fikir değiştirmesi sizden de kaynaklanabilir tabii bu. Bununla ilgili oluşabilecek sıkıntılar, buna benzer şeyler mümkün. Bu yüzden olabildiğince sakin davranmaya çalışın, fevri tepkiler vermeyin. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, son haftalarda maddi konularla ilgili zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz. Size güzel bir haberim var. Artık maddi konularla ilgili rahatlamaya başlayabilirsiniz. Borç veya ödeme konularını bir düzene sokup artık daha rahat hareket edebilirsiniz. Yine dış kazançlarınızı arttıracak gelişmeler söz konusu olmaya başlayacak. Miras, tazminat, vergi konularıyla ilgili de devam eden bir sorununuz varsa artık bununla ilgili çözümlemeler de bu hafta itibariyle gelmeye başlayacak ve destekler alabilirsiniz. Aynı şekilde ilişkiler konusunda da güzel paylaşımlar, güzel destekler oluşacak. Size iyi gelecek, sizi mutlu edecek gelişmeler oluşuyor. Merkür artık kovada. Güzel bir etki alıyorsunuz. Daha hayata pozitif, daha iyimser bakmaya başladınız. Haftanın ikinci yarısı Merkür ve Uranüs arasında olumsuz bir açı gerçekleşiyor. Bu da iletişim kanallarınızda, sözlü veya yazılı iletişimlerinizde, evraklar, sözleşmeler, yine teknolojik aletler, internet, elektronik aletlerde bazı sıkıntılar oluşabileceğini işaret etmekte. İnsanlarla fikir ayrılıkları oluşabilir, beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Sizi şaşırtacak gelişmeler söz konusu olabilir. Yönetici gezegeniniz Merkür olduğu için haftanın ikinci yarısından sonra, özellikle hafta sonuna doğru daha gergin ve sinirli hissedebilirsiniz. Tam olarak anlaşılmadığınızı hissediyor olabilirsiniz. Özellikle beklemediğiniz bir haber aldığınızda birden sinirlenebilirsiniz ama dediğim gibi bunlar Merkür ve Uranüs arasındaki olumsuz etkileşimden kaynaklanıyor olacak. Yani oluşabilecek durumlara karşı olabildiğince sakin ve esnek davranmak, değişimleri sakin karşılamak en iyi çözüm olacaktır. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, son haftalarda ilişkiler alanında bazı sıkıntılar ve zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde hayal kırıklıkları veya mücadele etmeniz gereken durumları oluşturmuş olabilir bu süreç. Artık ikili ilişkilerinizde de istediğiniz yönde gelişmeler olmaya başlayacak. Bu gelişmeler sizi olumlu yönde mutlu edecek. Güneş'in balık burcuna geçmesiyle birlikte inançlarınız, ticaret, eğitim, sosyal medya konuları, ticari, hukuki konularda güzel gelişmeler önümüzdeki bir ay boyunca etkili olmaya başlayacak. İnsanlarla diyaloğunuz gelişecek, yeni insanlarla tanışabilirsiniz, sosyal çevreniz genişleyebilir, yine aşk hayatınızda canlanmalar başlayacak. Keza maddi konularla ilgili de güzel gelişmeler ve güzel destekler almaya başlayacağınız bir hafta olacak sizin için. Bu hafta gelecek projeleriniz, hayalleriniz için girişimlerde bulunabilirsiniz. Güzel gelişmeler kaydetmeye başlayacaksınız. Yalnız haftanın ikinci yarısı Merkür ve Uranüs arasında olumsuz bir etkileşim söz konusu olacak. İletişimde bazı aksaklıklar, yine sözlü yazılı işlerinizde veya evrak, sözleşme konularında bazı aksaklıklar oluşabilir. Harcamalarınız da artabilir. Unuttuğunuz bir ödeme karşınıza çıkabilir. Beklediğiniz bir para varsa gecikme olabilir. Veya ortak bir iş yapacağınız bir kişinin vazgeçmesi gündeme gelebilir. Gelişmeleri olabildiğince esnek karşılamaya çalışın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, son haftalar gerek çalışma hayatınız gerekse günlük rutinleriniz artmış olabilir, yoğun bir tempo içerisine girmiş olabilirsiniz.
Şimdi bu alanlarda hem maddi hem manevi koşullarınızda iyileşmeler gündeme gelecek. Fırsatlar ve desteklerle karşılaşabilirsiniz. Gündeminizde sizin veya ailenizde bir kişinin sağlıkla ilgili bir rahatsızlığı varsa bununla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. İş arayan aslanlar bu hafta olumlu bir dönüş alabilir, yeni bir işe başlayabilir. Yine var olan çalışma ortamında veya çalışma arkadaşlarınızla bir sıkıntınız varsa bununla ilgili iyileştirici etkiler devreye girecek. Bunlar sizi olumlu yönde iyi hissettirecek. Haftanın ikinci yarısından sonra artık daha fazla sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Yeni ortamlara girmeye başlayabilirsiniz. Yalnız haftanın ikinci yarısı etkili olacak. Merkür ve Uranüs arasında olumsuz bir açımız var. İletişimle ilgili bazı sıkıntılar oluşturabilir. Buna işaret etmekte yanlış anlaşılmalar, yazılı sözlü işlerde oluşabilecek aksaklıklar, yine evrak, sözleşme, anlaşma, bunlarda gecikmeler veya ani duyacağınız haberler, sizi şaşırtan gelişmeler mümkün olacaktır. İlişkide kararsızlıklar veya fikir ayrılıkları beklenmedik durumlar oluşturabilir. Haftanın ikinci yarısından sonra özellikle kariyerinizle veya maddi konularla ilgili yapacağınız girişimlere ve sözleşmelere lütfen iki kez dikkat edin. Daha dikkat edin. Çünkü sonradan beklenmedik durumlar oluşabilir ve acele kararlar almayın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, bu hafta itibarıyla enerjiniz yükselmeye başlayacak. Son haftalarda biraz daha fazla içe dönmüş olabilirsiniz. Çocuklarınız veya aşk hayatınızla ilgili oluşabilecek sıkıntılar sizi yormuş olabilir. Ama artık bu hafta şifalandırıcı etkiler devreye girmeye başlıyor. Özellikle Güneş'in Balık burcuna geçmesiyle birlikte ikili ilişkilerde güzel destekler, anlayış, yardımlar alabileceksiniz. Bu sizi mutlu edecek ve motive edecek. İlişkilerden yana maddi manevi destekler ve daha fazla sosyalleşmeye başlayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Hayalleriniz için, gelecek projeleriniz için bu hafta adım attığınız takdirde güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Hayallerinize bir adım daha yaklaşacağınız bir hafta sizi bekliyor. İyileştirici etkiler devrede olacak. Haftanın ikinci yarısı günlük rutinleriniz ve çalışma ortamınızda iş yükünüz artabilir. Etkili olacak Merkür ve Uranüs arasındaki olumsuz açı iletişimde bazı sıkıntılara yol açabilir. Yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Yine ani, beklenmedik durum değişiklikleri, plan değişiklikleri gerçekleşebilir. Siz veya karşınızdaki kişiler aniden fikir değiştirebilir. Yazılı sözlü işlerinizde, evraklar konusunda bazı ayrıntılara lütfen dikkat edin, temkinli davranın. Teknoloji, elektronik, internet ve bu aletlerde bazı sıkıntılar oluşabilir. Sağlık konusunda da gerginliğiniz artabilir. Boyun bölgesinde ağrılarınız oluşabilir. Olabildiğince kendinizi yormadan işleri planlayarak hareket etmeye çalışırsanız bu günleri daha sakin geçirebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, son haftalarda ailevi konular veya işle ilgili konular gündeminizde daha fazla olmuş olabilir. O zaman kendinizi yalnız hissetmiş olabilirsiniz. Bu hafta itibarıyla ailevi konularda maddi manevi güzel gelişmeler, iyileştirici etkiler devreye girecek. Alacağınız desteklerle sorunları çözümler bulabilir ve sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Bu sizi motive edecek bir etki olacak. Ev ve aile konularında gündeme gelecek bir destek veya fırsatla karşılaşabilirsiniz. Örneğin evle ilgili bir tadilat, taşınma veya evin alım satımı, kiralama gibi bir konu gündeminizde ise olumlu gelişmeler oluşacak. Bu dönem yapacağınız harcamalar daha çok aile veya evinizle ilgili olabilir. Haftanın ikinci yarısından sonra Merkür ve Uranüs arasında olumsuz bir açı gerçekleşecek. Bu etkileşimle özellikle iletişim konularında bazı yanlış anlaşılmalar, beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Normalinden daha fazla sinirli davranabilirsiniz, gergin hissedebilirsiniz. Yazılı sözlü işlerinizde veya anlaşmalarda, evrak işlerinizde değişimler veya küçük sorunlar oluşabilir, gündeme gelebilir. Yine fikir değişiklikleri de oluşabilir.
Yine elektronik ve teknolojik aletlerde de arızalar oluşabilir. İkili ilişkilerinizde de bazı yanlış anlaşılmalar, sorunların büyümesi gibi durumlar gündeminize gelebilir. Çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili bazı iletişim sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzun eğitim hayatı veya arkadaşlarıyla ilgili bir sorunu gündem olabilir. Onu çözmeye çalışabilirsiniz. Yine çocuğunuzla ilgili bir harcama da gündeme gelebilir. Özellikle haftanın ikinci yarısı gelişmeleri olabildiğince esnek karşılamanızı tavsiye ederim. Fevri davranmayın ve ani kararlar almayın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Son haftalarda artık hayatınızda bazı şeylerin değişimini hissetmeye başladınız. Ama neyi nasıl yapacağınızı, nasıl adımlar atacağınızı tam bilemiyorsunuz. Bu hafta itibarıyla artık hem maddi hem manevi konularda güzel gelişmeler ve güzel fırsatlar sizi beklemektedir. Hayalleriniz için, yapmak istedikleriniz için iyileştirici etkiler devrede olacak. Bu hafta ticari gelişimleriniz, eğitim konularınız, yakın çevreniz, kardeş, akraba, yazılı sözlü işleriniz, kısa seyahatlerle ilgili bir hareketlilik gündeme gelebilir. Yine düşüncelerinizi daha rahat ifade etmeye başlayacaksınız. Ve düşüncelerinizi ifade ettiğiniz takdirde özellikle ailenizden güzel destekler almaya başlayabilirsiniz. Daha kararlı hissetmeye ve yapmak istediklerinizle ilgili adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı etkili olacak Merkür ve Uranüs arasında olumsuz bir açımız var. Bu da planlananlarda bazı aksaklıklar oluşabileceğini ve değişimlerin oluşabileceğini göstermektedir. İletişimde sıkıntılar, fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Planlarınızda bazı değişimler gündeme gelebilir, değişiklikler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Maddi konularda da ani kararlar almamanızı tavsiye ederim. Önce oluşan gelişmeleri bir değerlendirin, ne olup ne bitiyor gözlemleyin. Ardından önümüzdeki hafta itibarıyla daha mantıklı kararlar alabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Son haftalarda para konuları ön plandaydı. Kaynaklarınızı nasıl daha iyi kullanabileceğiniz, kazançlarınızı nasıl artırabileceğiniz üzerine düşünmüş olabilirsiniz. Harcamalarınız da artmış olabilir. Yine iş ortamınız veya çalışma ortamınızda bir takım değişiklikler yapmak istemiş olabilirsiniz. Birçoğunuz yeni bir işe başlamış olabilir veya işinden ayrılma kararı almış olabilir. Şimdi artık bu hafta bu konularla ilgili hem maddi hem manevi anlamda güzel etkiler devrede, iyileştirici etkiler devrede, yapmak istediklerinizle ilgili adım attığınız takdirde güzel sonuçlar almaya başlayabilirsiniz. Bir taraftan da zihniniz çok hızlı çalışmaya başlayacak. Değişiklik, yenilikçi, orijinal fikirler aklınıza gelebilir. Yeni ticari girişimler, eğitim, yakın seyahatler gündeme gelebilir. Ve hafta ortası itibarıyla Merkür ve Uranüs arasında olumsuz bir etkileşimimiz var. Bu da bu alanınızda olacak. Yani çalışma arkadaşlarınızla fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Ve bu yanlış anlaşılmalar tartışmalara yol açabilir. Yine günlük rutinlerinizde ani değişimler yaşayabilirsiniz. Vereceğiniz sözleri lütfen dikkat edin. Çünkü sonrasında karşı taraf hayal kırıklığı yaşayabilir. Tabii aynı şey sizin için de geçerli olacak. Yazılı sözlü işlerinizde özellikle evrak ve resmi işleriniz varsa onlarda da bazı pürüzler oluşabilir. Lütfen bunları dikkatlice kontrol edin. Yine kullandığınız teknolojik ve elektronik aletlerde de bazı arızalar oluşabilir. Normalinden daha fazla gergin ve sinirli hissedebilirsiniz bu birkaç gün boyunca. Haftanız güzel geçsin. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, son haftalarda kariyer konuları ve aile konuları daha fazla gündeminizi meşgul etmiş olabilir. Daha fazla sorumluluk almış olabilirsiniz. Bu hafta bu alanlarda hem maddi hem manevi gelişmeler ve iyileştirici etkiler devrede olmaya başlayacak. Yapmak istedikleriniz, gelecek planlarınız, hayallerinizle ilgili adımlar atmak isteyeceğiniz ve adımlar attığınız takdirde de güzel fırsatlar ve destekleyici etkilerle karşılaşacağınız bir hafta olacak sizin için.
Düşüncelerinizi daha kararlı hissedebilirsiniz. Yine ticari girişimleriniz varsa bunlarla ilgili güzel gelişmeler. Yine eğitim hayatınız varsa bu alanda güzel gelişmeler. Ayrıca yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeşlerinizden güzel haberler ve destekler alabilirsiniz. İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden iş yapıyorsanız bu hafta yenilikler yapmak için uygun bir hafta olacak. Bunun karşılığını da almaya başlayacaksınız. Özellikle maddi kazançlarınızı artışlar gündeme gelebilir. Yalnız haftanın ikinci yarısı itibarıyla Merkür ve Uranüs arasında olumsuz bir etkileşim var. Bu etkileşim bazı iletişim sıkıntılarına yol açabilir. Hayatınızdaki kişiyle bir çocuğunuz varsa onunla yanlış anlaşılmalar veya fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Yine harcamalarınızda da artışlar söz konusu olabilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, Merkür'ün geçen hafta burcunuza geçmesiyle birlikte artık kendinizi daha rahat ifade etmeye başladınız. İkili ilişkilerinizde daha rahat bir akış olmaya başlıyor. Düşüncelerinizi daha rahat gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Hem maddi hem manevi alanlarınızı iyileştirici etkiler şifalandıracak bu etkiler bu hafta devreye giriyor. İşinizle ilgili ve kariyerinizle ilgili, gelecek planlarınızla ilgili adımlar attığınız takdirde güzel destekler alabilirsiniz, güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar sizi motive edecek gelişmeler olacak ve maddi olarak da geri dönüşleri olacak. Bu hafta iletişim trafiğinizde hareketlenecek, yazılı sözlü işler, kısa seyahatler, sosyal medya, satış, pazarlama gibi işlerle uğraşıyorsanız, yine ticaret ve eğitim gibi alanlarda işleriniz varsa bunlarla ilgili de hareketlenmeler başlayacak. Yakın çevrenizden, kardeşlerinizin ve akrabalarınızdan da güzel haberler alabilirsiniz. Maddi manevi bir destek de sizi sevindirebilir. Haftanın ikinci yarısı etkili olacak. Merkür ve Uranüs arasındaki etkileşim sizin iletişiminizde özellikle aile içinde bazı sıkıntılara yol açabilir. Fikir ayrılıkları oluşabilir ve maddi konularla ilgili bazı beklenmedik gelişmeler veya fazla harcamaları da gündeme taşıyabilir. Normalden daha fazla gergin hissedebilirsiniz. Mümkün olduğunca gelişmeleri esnek karşılamak ve sakin davranmakta fayda olacak sevgili kovalar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, eskisine nazaran kendinize daha fazla geleceğe, projelerinize, hayallerinize kanalize etmeye başlıyorsunuz. Buna istinaden yine sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla iletişiminiz ve etkileşiminiz de artmış olabilir. Tabii bir taraftan da maddi olarak bazı sorunlarla uğraşmış olabilirsiniz. Bunları çözüm bulmaya çalışmış olabilirsiniz. Ve biliyorsunuz artık Güneş sizin burcunuza geçti. Bir ay boyunca artık daha fazla görünür olmaya başlayacaksınız. Şimdiden doğum günlerinizi kutlarım. Yapmak istediklerinizle ilgili daha kararlı davranacaksınız ve bu haftada yönetici gezegeniniz Neptün'ün hem Mars'la hem de Venüs'le güzel etkileşimleri oluşacak. Daha iyimser hissetmeye başlayacaksınız. Akışa daha fazla güveneceksiniz. Bu da yine hem maddi hem manevi konularda, kariyer alanlarınızda, ilişkilerinizde harekete geçtiğiniz takdirde güzel fırsatları ve gelişmeleri karşınıza çıkaracak. Bu gelişmelerin üzerinizde iyileştirici etkileri ve şifalandırıcı etkileri oluşacak. Maddi koşullarınız da iyileşmeye başlıyor sevgili balıklar. Hafta ortası itibarıyla etkili olacak Merkür ve Uranüs arasındaki etkileşim zaman zaman insanların söyledikleri karşısında modunuzu biraz düşürebilir. Bilmediğiniz konularla ilgili bazı gerçekler duyabilirsiniz. Yine insanlarla fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. İletişimde bazı sıkıntılar oluşabilir. O sebeple öncelikle her duyduğunuza inanmayın. Önce doğruluğunu bir kontrol edin ve sizi etkilemelerine de fazla izin vermeyin. Yine planlanan durumlarla ilgili de bazı değişimler gündeme gelebilir. İstikrarsızlıklar oluşabilir. Planladığınız kısa bir seyahat varsa bununla ilgili bir ertelenme veya bir gecikme de gündeminize gelebilir. Evraklarda bazı sıkıntılar veya küçük pürüzler oluşabilir. Bunların tekrar üzerinden geçmeniz gerekebilir. Yine yakın çevreniz veya
akrabalarınızdan veya kardeşiniz varsa kardeşlerinizden şaşırtıcı haberler alabilirsiniz. Lütfen bunları da esnek karşılamaya çalışın. Haftanız güzel geçsin.